Mide küçültme ameliyatı olanların sayısında önemli bir artış var. Çünkü obezite ameliyatı da artık SGK kapsamında yapılıyor. Ancak bu işin uzmanları çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Özellikle de ameliyat sonrasında. Obezite ameliyatları bir sihirli değnek değil. Bu bir araç ama çok etkili bir araç. Obezite ameliyatı sayısında ciddi bir artış var. SGK obezite ameliyatlarını karşılamaya başlayınca iş çığırından çıktı. Uzmanlar uyardı. Her şişman kişi için bu ameliyat önerilemez. Dikkat edilmezse ölüme bile götürebilir. Çok yüksek kilolu bir hastayı hangi ameliyatı yaparsanız yapın, zaten komplikasyon riski yüksek. Mide küçültme olarak bilinen tüp mide ameliyatı, mide bypassı, mide kelepçesi gibi yöntemlerle pek çok kişi zayıfladı son yıllarda. Ünlü isimler arasında da bu ameliyat moda oldu. En son sanatçı Fatih Yürek de midesini küçültüp fit bir görüntüye kavuştu. Ama sonrasında yaşadığı sıkıntılı süreç yüzünden zor günler atlattı. Ameliyat olanlarla ilgili istatistik her yıl biraz daha artıyor. Özellikle SGK'nın ameliyatı karşılamasıyla bu artış hız kazandı. 2012'de sadece 850 kişi ameliyat oldu. 2013'te 3000'e çıktı kişi sayısı. 2014'te 2 kat arttı, 6000'e yükseldi. 2015'te bu rakamın 10.000'e ulaşması bekleniyor. Konunun uzmanı doçent doktor Halil Coşkun, asıl önemli olan sürecin ameliyat sonrasında başladığını söylüyor. Obezite ameliyatını yapmak sadece cerrahi olarak hastanın midesini küçültmek değil. Bu ekibin içerisinde mutlaka beslenme uzmanlarının destek vermesi, yeri ve zamanı geldiğinde psikiyatrist ve psikoloğun destek vermesi gerekiyor. Bu sürecin hastaya çok iyi anlatılması, hastanın belli aralıklarla kontrole çağrılması, en küçük problemde hekimle iletişime geçmiş olması gerekiyor ki ciddi bir sıkıntıya sebebiyet vermeyelim. Ameliyatla birlikte beslenme ve psikolojik destek şart. Tabii bir de hastanenin yeterli ekibe sahip olması gerek.